Merhaba arkadaşlar, koz kontrolü devam ediyoruz. Şimdi kodumuzu yazmaya devam etmeden önce biz şu oluşturduğumuz kodu kopyalarını oluşturan 3 tane farklı uygulama yapacağız şu an için. O yüzden 2 tane kopya oluşturduk. Bunları daha sonra isimlendiririz, çok önemli değil. Şimdi koz kontrol kodumuzun içerisine girelim. Temel kısımları aynı demiştik çünkü. Ve bizim artık bir fonksiyon daha oluşturmamız lazım. Buna go-to post goal şeklinde tanımlıyoruz ve self olarak tabii ki tanımlamamızı yapıyoruz. Şimdi post goal eşittir. Geometri msg'nin içerisinde biz msg'nin içerisinde post olarak alıyoruz. Şimdi yukarıda tanımlamada bakacak olursanız bundan bahsetmekte fayda var. Biz direkt import etmiştik msg'yi. Biz önceki videolarda belki bir şekilde yapıyor olabilirdik. Yani hatırlarsanız ki from diyorduk. İşte geometri msg.msg diyorduk. Import post diyorduk. Bu sefer oraya değil de post'u burada tanımladık. Tamamen sizin tercihinize bağlı. İsterseniz burada da tanımlayıp direkt post olarak da kullanabilirsiniz bunu. Şimdi post yerini goal post olarak post goal olarak aldık, daha doğrusu bir nesne oluşturduk. Bu post goal'a orientation nokta w diyelim, 1 olarak tanımlıyoruz. Ve post goal position x değerini şu anda kopyala yapıştır yaparak aşağı doğru çoğaltayım. X değerini 0.4 olarak, ardından Y değerini 0.1 olarak, Z değerini de yine 0.4 olarak tanımlıyorum. Siz bu değerleri değiştirerek robotun kontrolünü değiştirebilirsiniz. Ben şu an sadece örnek olması açısından bu şekilde bir değer verdim. Bu ne işlem ediyor? Aslında biz robotun end efektörüne göre robotun 3 boyutlu kartezyen ekseninde gitmesi gereken koordinatları ve orientation yönelimi veriyoruz. Bu yönelime göre ters yazılan paketlerde bu ters kinematiğe gidiyor ve hangi motora hangi açı değeri gitmesi gerektiği tanımlanarak robotun o noktaya yönelimi sağlanmış oluyor. Biz burada orientation değerini sadece W diye bir parametresi var. Sadece ona değer verdik. Eğer siz orientation işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, farklı eksenlerde yönelim yapmak istiyorsanız XYZ şeklinde yine orientation.XYZ şeklinde tanımlanarak o orientation'lara da değer verebilirsiniz. O şekilde yönelimini sağlayabilirsiniz. Şimdi self nokta group'u kullanacağız ve set post target şeklinde hedef postumuzu biz burada tanımlamasını grubun içerisinde set ediyoruz. Ve self nokta group dedikten sonra go diyoruz ve o noktaya artık hedefin gitmesini istiyoruz. Tabii buna da şu şekilde claim isim bir nesne yazalım. Belki bunu kullanırız. Ve diyoruz ki burada parametre olarak wait true. Bitene kadar, hedef noktaya ulaşana kadar beklemesini istiyoruz aynı zamanda. Bizim robotumuzun bir sonraki işleme geçmesin, yani algoritmamız ortak kalsın. Ve grup stop şeklinde robotumuzu durduruyoruz. Bu işlem bittikten sonra biz şöyle bir şey yapabiliriz. Bu tamamen isteğe bağlı. Group dedikten sonra yine clear pause target hedefi işlemi tamamladıktan sonra hedef pause'u temizlemekte fayda var. Biz de o yüzden bu temizleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Kaydediyorum. Ve bu postu artık çalıştıralım. Tutan içerisinden çalıştıracağız.
Go to close diyoruz. Herhangi bir parametre almıyorum. Ctrl C ile kaydettim. Şimdi terminalimizi açıp robotumuz çalıştıracak olursak. Ros launch panda demo.launch dosyamızı çalıştırıyorum. Robotumuz geldi. Şöyle terminalimizi de küçültelim. Şöyle ros run arm kontrolün içerisinde postcontrol.py şeklinde dosyamızı çalıştıralım. Orientation'ı sanırım yanlış yazmışız. Hemen bakalım. Şurada T'yi yazmayı unutmuşuz. Tekrar çalıştırıyorum. Evet. Önce ismini edişini gördük ve ardından da o noktaya doğru robotumuz hareketi tamamlandı. Tamamlandıktan sonra da terminalimizi artık komutumuzu tamamlayıp algoritmadan çıktı. Temel manada toz kontrolü bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Dediğim gibi siz kendiniz bu değerleri değiştirerek üzerine oynamalar yapın. Bu robotun sınırları çerçevesinde eğer verdiğiniz hedef noktaların yani kinematik bir çözümlemeye ulaşabiliyorsa o noktaya gittiğini görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.